Şimdi bu değişiklikler iyidir. Neden biliyor musunuz? Firmada öneminiz artacak. Kaç tane müşteriniz var? 20 tane müşteriniz var. Alırsınız, onları eğitim yapın. Bahanedir, bir araya getirin. Meslekte pazarlama böyle yapılır. Şimdi düşünün, ben bir dizi müşterisiyim. Ali Can Kaynar da, Kayar da sizin müşteriniz. Topladınız bizi, ikimiz birbirimize gelince, vay be, Ali Can da onun müşterisiyiz. O Mahsup Türkiye doğru müşterisiyiz. Müşteriniz öyle bağlanır size. Yoksa siz tek başınıza giderseniz, o müşteriyi büyüdüğü gün sizi bırakır. Hepimiz yaşadık bunu. Şimdi dün bütün iş adamlarıma anlattığım bir hikaye anlatayım. Katılanlara, sanayi odası falan var. Ve bir koç 34 yılında terziye gidiyor. Ankara'da bir tane terzi var. Atatürk'e de o dikiyor ve bir koça da yani üst kademeye, milletvekili dikiyor. Diyor ki bu terzi, ya bizim kayınbirader işsiz, iş arıyoruz ona diyor. Ne iş yapıyor kayınbiraderin diyor? Osmanlı Bankası'nda muhasebeciydi diyor. Ve bu muhasebecinin tahsili lise. Lise tahsili bir özelliği var ikisi bir liseliden, yabancı dili var. Müsevi asıllı olduğu için İspanyolca biliyor. Ayrıca Almanca okumuş. Alman, Avusturya Lisesi'nde. Niye ama alıyor? Bu arada bakın Atatürk'ün büyüklüğünü de görün. O tarihte. Ve Atatürk'ü anlatmak da değil. Önemli olan felsefesini anlatmaktır. O tarihte bir karar alınıyor. Bankalarda çalışan azınlık ve yabancı sayısı sınırlandırılıyor. Çünkü Müslümanları bankalara almıyor. Memur olamıyorlar. Bunun üzerine fazla olanları çıkarıyorlar işten, yerlerine Türk ve Müslüman çocuklarını alıyorlar. Bu da Müsevi olduğu için piyango çıkıyor ona. Koş gelsin diyor, onu işe alıyor. Sene 1934, adı İzhak Eskinazi. Ben onun hikayesini oğullarını buldum öğrendim, bizim meslekle ilgili oldu. Lise mezunu İzhak Eskinazi, 2002 yılına kadar Koç Holding'in en tepedeki mali işler koordinatörüdür. Üniversite profesörleri emrinde çalışıyor. Hesap uzmanları emrinde çalışıyor. Maliye müfettişleri ayrılıyorlar emrinde çalışıyor. Niye? Çünkü Koç başladığı sırdaşı son gününe kadar muhafaza ediyor. Ve bir koç ölüyor, çocukları onu istihdama adam emekli olduğu güne kadar. Peki bu adamın özelliği ne? Oğlunun bana söylediğini söylüyorum. Evde anlatıyor, oğlu da diş hekimi. Diyor ki, muhasebecilik defter tutmak değildir. Muhasebecilik, işletmeyi kavrayıp kucaklamaktır diyor. Şimdi hepiniz aslında çok akıllısınız. Ben kendime akıllı demiyorum. Ben ne diyorum biliyor musunuz gittiğim her yerde? Ben muhasebeci mazumu diyorum. Dolaylı olarak kendime akıllı diyorum. Niye akıllısınız? Müşteri geliyor size, müşteri bana geldi de anlatıyorum ya. Hurdacı, kağıt toplayıcısı. Ne yapıyorsunuz? Kağıt toplamanın özelliklerini öğreniyorsun ki muhasebesini yap. Hurdacılığı öğreniyorsun, muhasebe yap. Ben şu anda uçak üretimi hariç, lokomotif üretimi hariç, getirin her şeyi size, üretimi anlatayım. Bakan olduğum gibi rahmetli Ecevit her konuyu konuşuyorum. Dedi ki, Sayın Türker siz gelmeden bunları mı çalışıyorsunuz? Hayır efendim, ben biliyorum ben 40 yıldır muhasebecilik yaptım dedi. Nasıl dedi? Gelen her müşterinin işini öğrenmek zorundaydım. Bazılarıyla da ortak oldum. Hani adam güvenilir olalım, sırdaş olalım diye. Vallahi ne dedi biliyor musunuz? Ya ben muhasebeci olduktan sonra mı başbakan olsaydım? Niye? Çünkü her şeyi öğrendiğinizi gördü orada. Şimdi siz hep böylesiniz. Bütün müşterilerinizin her şeyini biliyor. Mesela ben bakkal müşterimden Türk muhasebe tatbikatına hediye ettiğim bir stok değerleme yöntemi var. Şimdi bakın onu da size anlatacağım stokları. Özellikle kuyumcular için lazım. Bu yeni çıkacak Bobby Ferreset'e lazım. Lifeo'yu biliyorsunuz. FIFO'yu biliyorsunuz. İlk giren ilk çıkar. Son giren ilk çıkar. NIFO duydunuz mu hiç? Yazılısı NIFO. Next into first up İngilizcesi. Yani gelecekte giren ilk çıkar.
Ve bunu nerede öğrendi biliyor musunuz? 77 yılında dar şey var ya 78'de, kıtlık var, yağ yok, mağ yok, şey buradaki burası şey, bir daha sanat fabrikasının kapısında bir tane alırdık diye buraya kadar gelirdik. Bakkal nar koyuyor, yanlış bir yer koymuş diye. Müşterim ya, buna dedi, başımız belaya girecek. Dedi, doğrudur bu ya, nasıl doğru? Faturada sen bunu 3 liraya almışsın, 5 liraya aldım yazıyorsun, 6 liraya satıyorsun. Yerine koyma maliyetidir o dedi. Nasıl dedi? Dedi ki 3 liraya aldım diye 4 liraya satarsam yerini 5 liraya aldım diye sermaye yemiş olacak. Bugünlerde bakın bu yöntemi anlatıyorum her yerde. Cumhurbaşkanımız yerli para diyor ya, parasının kıymetini koruman için NIFO yöntemini altında kullanıyorum. Altın piyasasında, kuyumcularda hem vergi kayıp kaçağı durur hem de Türk lirası değerlenir. Yoksa Çinliler ele geçirir Türk parasını, sana her şeyi satarlar. Sonra gelir bölge bölge satın alır, Kanada'da olduğu gibi geto yaparlar. Kanada'da Çin mahallesine giriyorsunuz, yalnızca giriş kapısı var. Çıkmamışsanız bu mahallede bu adam girmiş, nerede diye arıyorlar. Yani geto dediğimiz kendine ait yeri öyle kuruyor. Şimdi biz muhasebeciler bu anlattıkları nerede kullanacağız? Üç şey söyleyeceğim size, tavsiye edeceğim. Esas muhasebecinin bilmesi gereken bu iş şeydir. Defter, mefter hepsini yaparsınız. Nasılsa Ali Fatlan gelip anlatacağız. Standartları da yaparsınız. Bir, yaratıcı olun, hayal gücü kullanın beraber. Unutmayın. Ben bütün müşterilerime hayallerimi sattım. Banka hayal ettim, müşterim banka sahibi oldu. Beni de bankaya Burak Hazar'la yaptı. Gazete hayal ettim, müşterime gazete aldım, gazetenin en tepedeki adamı oldum. Hem de 1 milyon satan o tarihteki Güneş Gazetesi. Sigorta hayal ettim, sigorta şirketinin yönetim kurulu üyesi oldum. Hayal edin, yaratıcılık kurulu, yani fikir sahibi olun. Nasıl hayal edeceksiniz? Tavsiyem bol roman okuyun. Bol bol hayat hikayesi okuyun, biyografi okuyun. Yani siyasilerin siyasi olmayanları. İkinci söyleyeceğim önemli şey ki siz osunuz, girişimci ruhunuzu taze tutun. Niye osunuz diyorum? Çünkü siz girişimcisiniz ki gidip iş yeri açıyorsunuz. Yani büroyu açmak, müşteri gelmeyebilir, kira ödeyeceğim, vergi ödeyeceğim, kapıda şeyi verdim mi ödeyeceğim. Üçüncüyü söylüyorum, onda biraz eksiksiniz. Biraz o konuda okuyor. İşte ben bu kitaptan onun için aldım. 6 kitap aldım. Yeni stratejiler nedir bileyim, ben ne anlatayım öğrencilerime, arkadaşlarıma. Strateji gücünüzü geliştirin. Yani bir işi kaç yöntem yapabiliriz? Hastalık muhasebede biliyoruz. Stokları kaç yöntemde ayarlarsan kar zarar ona göre oluyor. Standartlar o demektir. Şimdi değerli arkadaşlar, fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü Ali Hoca'yı ben de dinleyeceğim. Ama bu biraz evvel Turgay Başkanımızın anlattığı bütün soruları çözmek için son dönemde özellikle Hollanda'da değişim rüzgarları esiyor bizim meslekte. Değiştiriyorlar. Ve değişim için 3 şey var. Anlat bana diyor, anlattığını unutacağım. Ben size anlattım, unutmaya yetkilisiniz, unutabilirsiniz. Göster bana, hatırlayacağım. Onun için kitapları gösterdim size kapağını. Hatırlayın diye. Beni dahil et, anlayacağım. İşte bu kahvaltılar, bu grupların yaptığı çalışmalar böyle sizi 1500 liradan bir salona alıp da esneterek bir hikaye dinlemek yerine işin içine dahil ederek, için sahibi kılarak yapma şeyidir. Bu söylediğim 3 yönden şu anda dünyada dijitalleşmeye karşı tüm muhasebe meslek örgütlerini, tüm muhasebecilerin kendi büroları için uyguladıkları yöntemdir. Anlat, göster ve işin içine katıl. Sizle birlikte olduğumuz için çok teşekkür ediyorum. Bu Bakırköylüler kutluğunu koparan insanlar. Bana tehdit de ediyorlar. Bak belediye başkanı gelecek, gelmen lazım.
Belediye başkanı da benim arkadaşım, onun nikah şahidi. Benim de. Benim de nikah şahidim. Şimdi bütün muhasebecilerin zevkle gidip nikah şahidini yapıyorum. Çünkü kanun çıkmadan evvel muhasebeciye kız vermezlerdi. Beyaz yalan lazımdı. İyi adamdır demek ki. Bana sorarlardı, iyi derdim. O zaman gel şahit ol derdik, kefil ol. Kızları alırlardı, nasıl olsa benim hesapları yapacak diye. Ama şimdi şöyle söyleyeyim, soruyorum ben, bir de böyle bir araştırma var. Kızın kimle evlensin diyorum. Muhasebeciyle diyor. Neden diye soruyorum. Bir, geçirme derdi olmaz. İki, ev az geleceği için kızımın başı ağrımaz. Hepinize sevgi duyuyorum, saygı duyuyorum. Çok teşekkür ederim.